Ebu Ubeyde bin Cerrah. Miladi 6. yüzyıl. Tarih ibresinin cehalet karanlığını gösterdiği bir dönem. İnsanlık orta çağı yaşıyor. Cehalet, insanlığa attığı adımı göstermeyecek kadar koyu. Zulmet, feryatları bastıracak kadar güçlü. Çünkü bütün dünya azgın bir inançsızlığın kucağındaydı. Küfür batağı o kadar derindi ki, yaptıklarının hesabını verecekleri bir güne inanmayan güçlüler, zayıfları daima ezmekteydi. İnsanlığın saadeti için gönderilmiş ilahi emirler, insanlar tarafından tahrif edilmişti. Kitap ehli, kendi hezeyan ve düşüncelerini kitaplaştırıp Engizisyon mahkemeleri kuruyordu. İnsanlar, hafızanın alamayacağı türlü işkencelere maruz bırakılıyor, pek çoğu yakılarak katlediliyordu. Tevhid unutulmuştu. Bazıları ateşe, güneşe ve kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyordu. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselamın inşa ettiği Kâbe bile putlarla doluydu. Fakat kainat kendini mahşere kadar aydınlatacak bir ışığa hazırlıyordu. Elinde vahyin hakikatlerinden kırıntılar kalanlar bu ışığın beklentisi içindeydiler ve gelecek son peygamberi gözlüyorlardı. Ve beklenen oldu. İşte Ebu Ubade bin Cerrah radıyallahu anh da ilk iman edenler arasında yer aldı. Onun İslam'la şereflenmesi Hazreti Ebubekir'den hemen sonra olmuştur. Hazreti Ebubekir Ebu Ubade'yi, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maznun'u ve evi daha sonra bir hidayet okulu haline gelecek olan Erkam'ı da alıp Hazreti Peygamber'e götürdü. Onlar Resulullah'ın huzurunda kelime-i şehadet getirdiler ve kıyamete kadar dimdik ayakta kalacak olan İslam binasının temel taşları oldular. Ubade bin Cerrah'ın asıl adı Amir bin Abdullah'tır. Cerrahsa dedesinin adıdır. Ama o İslam tarihinde künyesiyle yani Ebu Ubade olarak anıldı. Uzun boylu, ince yapılıydı. Gözlerin hoşuna giden güzel ve sevimli bir yüzü vardı. İnsanlara güven verir, karşısındaki ona karşı bir yakınlık hissederdi. Kibar, mütevazı ve utangaçtı. Ama imana ve Müslümanlara yapılan bir saldırı söz konusu olduğunda ve cihat meydanında o bir aslandı. Güzelliği ve kibarlığı nispetinde bu konuda tavizsizdi. İslam'a dahil olduğu ilk günden hayatının son gününe kadar Müslümanların yaşadığı imtihanların hepsini yaşadı. Mekke döneminin o zorlu günlerini, şiddetini, psikolojik baskılarını hep gördü. Ama onun en ağır imtihanı Bedir gazvesi günüydü. Bir savaş düşünün. Kardeş kardeşle, baba oğulla, damat kayınpederiyle karşı karşıya. Tarih böyle bir savaş görmedi. Bu savaş, iman bağının nesep ve kan bağından üstün olduğunu en çarpıcı biçimde ortaya koyan bir savaştı. Bir tarafta Allah'a ve Resulüne tabi olanlar vardı. Bunlar tevhidi karanlığa tercih etmişlerdi. Müslümanlar
O gün iman nurunu yaşatmak için her şeylerini ortaya koymuşlardı. İşte bu mücahitler tarihe Bedir gazileri diye geçtiler. O gün bir tarafta da Allah'ın nurunu üfleyerek söndürmeye çalışan yüzlerce müşrik vardı. Bunlar İsrailoğulları gibi kendilerine gönderilen peygamberin canına kastetmiş bir güruh. İşte bu şuursuz kalabalığın içinde Ebu Ubade'nin babası da vardı. Savaş bütün hızıyla devam ediyordu. Ebu Ubade bütün arkadaşları gibi yiğitçe çarpışıyordu. Meydan onlara sanki dardı. Bir ara Ebu Ubade'nin karşısına babası çıktı. O ise yolunu değiştirip onunla karşılaşmak istemedi. Ama babası onu takip ediyor, onu engellemeye ve onunla dövüşmeye çalışıyordu. Ebu Ubeyde onu her gördüğünde ustaca bir manevrayla sıyrılıyordu. Kimseden korkmayan bu cengaver savaşçı, babasıyla karşılaşmamak için hep kaçmaya çalışıyordu. Fakat babası onu kovalamayı bırakmıyor, sürekli karşısına çıkıyordu. Bu kovalamaca bir süre daha devam etti. Nihayet babasının isteği olmuş, Ebu Ubeyde'yi bir köşeye sıkıştırmıştı. Ebu Ubeyde zorlu bir imtihanla karşı karşıyaydı. Ama kararını çabuk verdi. Birden ileriye atıldı. Babasını bir hamlede yere serdi. Hayır, Ebu Ubeyde babasını öldürmemişti. Babasının şahsında şirki öldürmüştü. O kılıcını babasının suretinde karşısına çıkan küfre, dalalete, sapıklığa ve zulme indirmişti. Bu hadisenin üzerine Mücadele suresinin şu ayeti nazil oldu. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsin. Bunlar kendi babaları, çocukları, kardeşleri ya da aşiret akrabaları olsa bile. Allah işte bu şuurda olan kimselerin kalbine iman nakşetmiş ve katından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları altından ırmaklar akan cennet bahçelerine, saraylarına koyacak ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Rablerinden hoşnut olmuşlardır. Onlar Allah taraftarı olan, onun istediği safta yer alanlardır. İyi bilinmelidir ki kurtuluşa erecek olanlar onlardır. O bu davranışıyla iman bağını bütün dünyevi bağlardan üstün tuttuğunu gösterdi. O gerçek bir mücahitti, bir öğretmendi. Ümmet-i Muhammed'in güvenilir kişisiydi. Allah Resulü çeşitli vesilelerle onun bu yönünü vurgulamıştı. Bir defasında da Hristiyan bir grup Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ey Ebu Kasım, biz size güveniyoruz. Arkadaşlarının içinden razı olduğun, güvendiğin birini bizimle gönder. Aramızda husule gelen anlaşmazlıklarda o hakem olsun. Biz onun kararlarına uyalım." diyerek ricada bulundular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Öğleden sonra gelin. Size sağlam, güçlü ve güvenilir birini göndereceğim." buyurdu. Hazreti Ömer bu konuyu şöyle anlatır. "Öğle namazına erkenden gittim. Çünkü Resulullah namazdan sonra etrafına göz gezdirmeye başladı. Ben de görmesi için ona doğru uzanıp kendimi göstermeye çalışıyordum.
Ama Allah Resulü Ebu Ubeyde'yi çağırdı ve onlarla git, aralarında hakla hükmet buyurdu. Ebu Ubeyde o hususiyetleri aldı götürdü. Ebu Ubeyde İslam tarihinde Resulullah'ın zırhının yüzüne batan halkalarını dişiyle söküp çıkaran sahabi namıyla da anılır. Uhud Savaşı'nın o zorlu anlarında Allah'ın peygamberini öldürmeye çalışan müşriklerin mızraklarına göğüs geren 10 sahabiden biriydi Ebu Ubeyde. Savaş bitince Resulullah'ın o güneş yüzü kanlar içindeydi. Dişi kırılmış, alnı yarılmış ve zırhının iki halkası yüzüne batmıştı. Hazreti Ebu Bekir bu halkaları çıkarmak için yeltendiyse de Ebu Ubeyde ona mani oldu. Bu hizmeti kendi yapmak istiyor, hem de elle çıkarmanın Resulullah'a eziyet vereceğini biliyordu. Halkaları dişiyle çekmeyi tercih etti. Halkalardan birini dişiyle kavradı ve bir çekişte aldı. İkincisini de aynı şekilde çıkardı. Ama onun bu hizmetinin sonunda iki dişi kırıldı. Bu savaşın sonunda canından aziz gördüğü Allah Resulü gibi iki dişini kaybetmişti. Hazreti Peygamber'in vefatında bütün sahabiler gibi Ebu Ubeyde de bu zor acıya imanı ve ahirette ona kavuşacak olmanın ümidiyle dayandı. Onlar biliyorlardı ki Allah Resulü'nün davası kıyamete kadar devam etmeliydi. Ve kendileri bunun ilk nesil yol gösterici ve erleriydiler. Bu güçle kendilerini çabuk toparladılar. Hazreti Ebu Bekir hilafet seçiminde şöyle demişti: "Size iki kişiyi tavsiye ediyorum. Biri Ömer, diğeri Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Bu ikisinden dilediğinizi seçin," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Ebu Ubeyde'nin yanına gelip şöyle söyledi: "Uzat elini, sana biat edeyim. Ben Allah Resulü'nün senin hakkında, her ümmetin bir emiri vardır. Bu ümmetin emiri de Ebu Ubeyde'dir buyurduğunu işittim," demişti. Lakin o, "Ben Allah Resulü'nün imam tayin ettiği, onun vefatına kadar da bize namaz kıldıran birisinin önüne geçemem," diyerek Hazreti Ebu Bekir'i gösteriyordu. İşte o gün Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'i halife seçmişler ve ona biat etmişlerdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah bu yüce görevi kendisinden önde gördüğü Ebu Bekir'e bıraktı. Halife olduğu dönemde de hep Ebu Bekir'in yanında yer alıp istişare heyetinde kalmayı tercih etti. Hilafet makamına Hazreti Ömer seçildiğinde Ebu Ubeyde'yi Şam bölgesine emir olarak tayin etti. Şam diyarının büyük bir bölümü onun komutasındaki ordu tarafından fethedildi. Doğuda Fırat Nehri'ne, kuzeyde Anadolu'ya kadar ulaşıldı. Bu fetihlerle o ve emrindeki dava erleri sadece toprakları fethetmiyorlardı. Onlar İslam nizamıyla şekillenmiş, güzel ahlaklarıyla farklı milletlerin insanlarının gönüllerini de fethediyorlardı. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye olan sevgisini saklamaz, ona "kardeşim" diye hitap ederdi. Şu hadise, onun kardeşine olan sevgisini ne güzel aksettirir bizlere.
Ürdün dolaylarında başlayan bir salgın hastalık, Ebu Ubeyde'nin emiri bulunduğu Şam bölgesinde ölümlere sebep oluyordu. Hazreti Ömer bunu haber almış, arkadaşını bu hastalıktan korumak istiyordu. Kendisine bir mektup yazdı. Sana acil bir şekilde ihtiyacım oldu. Mutlaka seni görmek istiyorum. Bu mektubum sana gece ulaşırsa sabahı beklemeden, gündüz ulaşırsa akşamı beklemeden bana doğru yola çık. Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'in niyetini anlamıştı. Mektubu okuyunca, ''Müminlerin emiri, bana olan ihtiyacını biliyorum. Ben İslam ordusunun neferlerinin başına gelecek bir şeyden kendimi kurtarmak istemiyorum. Rabbim benimle askerlerim hakkında hükmünü verinceye dek onlardan ayrılmak istemiyorum. Bu mektup sana ulaştığında hakkını helal et. Burada kalmama izin ver.'' Hazreti Ömer mektubu okuyunca ağlamaya başladı. Etrafındakiler sordular, ''Yoksa Ebu Ubeyde öldü mü ey müminlerin emiri?'' Hazreti Ömer, ''Hayır, ama onun ölümü yakındır.'' dedi. Hazreti Ömer'in tahmini yanlış çıkmadı. Bir süre sonra Ebu Ubeyde hastalandı. Ölüm döşeğindeyken mücahitlerine şu tavsiyelerde bulundu. Size bir vasiyette bulunuyorum. Eğer kabul eder ve tavsiyeme uyarsanız hayır içinde olursunuz. Namazınızı hakkıyla eda edin. Orucunuzu tutun. Zekatınızı verin, hac edin, umre yapın. Birbirinize hakkı tavsiye edin. İdarecilerinizi aldatmayın. Onlara daima hayrı nasihat edin. Dünya hayatı sizi kandırmasın. Allah bir insana 1000 sene bile ömür verse, o sonunda mutlaka benim şu durumuma gelecektir. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Daha sonra Muaz bin Cebel'e dönüp dedi ki, ''Ya Muaz, namazı sen kıldır.'' Bu komutayı da ona bıraktığını gösteriyordu. Çok geçmeden iman dolu ruhunu asıl sahibine teslim etti. Onun vefatından sonra Muaz bin Cebel şunları söyledi. Ey insanlar! Vallahi bugün öyle bir insanı kaybettiniz ki, ondan daha fazla gönlü iyilikle dolu olan, kin ve öfkeden uzak, halka daha çok öğüt veren, ahireti seven birini bilmiyorum. Ona rahmet dileyiniz. Allah da size rahmet etsin. Bu büyük sahabiye Rabbimizden rahmet diliyoruz.